Saygıdeğer izleyenlerin rüyası devam ediyor. Ozanımız birinci bölümün sonunda bizi Kürdistan'a kadar götürdü, getirdi. Devlette hakikaten bir devlet aklı varsa bu halk ağaçlıklarını desteklemeli. Türkiye'de tükenmek üzere artık geleneğe pek sahip çıkıldığını düşünmüyorum ben. Zaten. Biz Yörük Türkmen Camiası olarak ozanlarımıza sahip çıkıyoruz ama bu hak ağaçlıklarına sahip çıkıyoruz. Devletin bir şekilde el atıp ozanlarımıza sahip çıkması lazım. Onlar toplumun dilidir, sözüdür. Buradan da bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi kültürden devam edeceğiz. Ömer Sarı. Kültür nedir? Yenilir mi? İçilir mi? Ne yarar? Başkanım, kültür geniş kapsamlı bir terimdir aslında. Kapsamlıdır, derindir. Fakat kısaca kültür yaşam biçimidir. İnsanlar kültürleriyle doğar, kültürleriyle yaşar, varlıklarını kültürleriyle devam ettirirler. Kültürlerini de kaybederlerse Kendilerini kaybederler. evet yok olur Dil giderler. ve kültür zaten ikisi eş güdümlü gidiyor. Dil bir aileyi, bir anayı düşünün, bir de evlatlarını düşünün. Kültür ana ise evlatlar dil. Veya bir evi düşünelim. Evde bir su var ama bölümlere gidiyor, şebekeler halinde. Suyu kültür dersek, değer suya kültür olarak bakarsak, o şebekeler de, kanallar da, kollar da dil olarak düşünülür. Dilsiz kültür, kültürsüz de dil olmaz. Birbirini tamamlayan, eş güdümlü giden terimlerdir. Ben şeye gittim, Buyurun. Makedonya'ya gittim. Orada şunu gördüm, insanlar dilini korumuş, kültürünü korumuş. Ve Türkiye ile de çok ciddi gönül bağları var. Orada kendisini ifade eden, o şekilde tanımlayan insanlar. Hakikaten de bizim Anadolu Türkçesiyle konuşuyorlar. Mustafa Kemal soylarımızda Dağavuz Türklerini misafir ettik biz. Anadolu Türkçesiyle konuşuyorlar. Dil ve kültür bir milletin en önemli atar damarı kesersen insanın olduğu ölür. Milletler de öyle. Bir millet devletini kaybedebilir. Ama kültürünü yaşar. Evet. Şimdi kültür dediğim gibi kapsamlıdır. Geçerlik şeyi fazladır. Spor kültürü, yemek kültürü, giyim kültürü, efendime söyleyeyim, buna benzer devam edip gidiyor. Geleneklerimiz, göreneklerimiz. Maddi kültürler vardır, manevi kültürler vardır. Maddi kültürler somut olarak mesela günlük işlerimizi yaparız. Günlük işlerimizi yapmak için alet, araç gerekir, malzeme ve materyaller kullanırız. Efendime söyleyeyim. Manevi kültürlerimiz vardır. Manevi kültürlerimiz, sporlarımız, geleneklerimiz, folklorumuz, tiyatromuz, bunlar manevi kültürlerimizdir. Yani inançlarımız, değerlerimiz, bunlar toplumu şekillendiren, toplumu renklendiren, düşün bir duvar örüldüğünü farz edelim. Duvarın arasına harç konulmazsa o duvar ne olur? Bir müddet sonra duvar özelliği kalmaz, yıkılır. Onun için dil ve kültür bir duvarın harcı misali, o duvarın, o yapının ilelebet devam etmesini. Tabii edebiyat, gelenek, görenek, örf, adet bunlar manevi kültürler. Maddi kültürler birbirini tamamlıyor. O nedenle kültürümüze
sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Demek ki sizin söylediğiniz gibi, hani Balkanlarda gördünüz, o bölgede de öyle, biraz da orada hasretlik var, özel hasretlik var. Değerlerimize karşı hasretlik var. Her şeye rağmen Türk milleti, yine ona döndük ikinci defa ama, dillerini ve kültürlerini koruma konusunda özel hassasiyet göstermişler. Ama bu demek değildir ki saldırı olmamış değil. Dilimizi ve kültürümüzü yozlaştırmak için emperyalist güçler özellikle. Mesela bir tane örnek vereyim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devletleri kuruldu, malum. Emperyalist güçler hemen diyorlar burası şey uygundur bize. Hemen girelim, bir an evvel şey yapalım burayı. Sömürge yapalım. Edelim, evet. Sömürge yapalım. Fakat şöyle bir olay var. Sovyet Rusya'da yetiştikleri için oranın devlet başkanları. Sovyet Rusya'da yetişti ve emperyalizme karşı zihniyetle yetiştikleri için Rus idaresi tarafından bunlar buna fırsat vermemiş Sayın Ozan'ım, değerli dinleyiciler. Fırsat vermemişler. Tecrübe var. Yok demişler. Biz istemeyiz. Fakat başkaları Türklüğü kullanarak girmişler oraya. Başkaları. Günümüzdeki o sıkıntı yaratan, ülkeye sıkıntı yaratan zihniyet oraya girmişler. Şöyle girmişler. Yine emperyalist zihniyeti var. 24 saat İngilizce koyuyor. 2 saat, 3 saat Türkçe koyuyor. Müfredata. Bak. Başka bir sömürge yöntemi. Türklüğü kullanarak giriyor ama 24 saat haftada müfredata, 24 saat İngilizce, 3 saat Türkçe. Tersi olması lazım değil mi? Ama terim güzel, Türklüğü kullandı. Hoş da geldi, kucakladı, sıcak geldi bize. Yani böyle çok değişik oyunlar ama tabii Türkler her şeye rağmen İşin hassasiyetini, ehemmiyetini ve lüzumiyetini erken sezdikleri için tüm saldırılara rağmen, Orta Asya'dan göçerken saldırıldı, Balkanlara giderken saldırıldı, Anadolu'ya gelişte saldırıldı, değişik dillerin etkisi altında kaldı. Her şeye rağmen, çok şükür elhamdülillah, her şeye rağmen ana dilimiz, Türkçemiz mevcutiyetini muhafaza etmektedir. Güvenirliğini devam ettirmektedir. Allah'ın izniyle inşallah bu konuda ettirecektir. Ondan şüphemiz yok. Buyurun. Sayın Başkan, Türkiye'de üç kültür istirve yapmamış. Yapamamış. Ceddimiz Tanrı Dağları'ndan çıkıp gelirken bir yağlı güreşi getirmiş, bir ciridi getirmiş, bir de bugün bizim yaşatmaya çalıştığımız aşıklık geleneğini getirmiş. Bu üç kültür hiçbir dönem devlet erkanında yer bulamamış. Bugün Kırkpınar'da yapılıyor, Elmalı daha da eski Altınyayla güreşleri ki hala daha devlet yağlı güreşi spor dalı olarak tanımış değil. Bilgiye dayalı mı? Bu gerçek mi? Tabii ki. Yağlı güreş pehlivanlarının birçoğunun devlet tarafından resmi lisansı yoktur. Bunu bilmiyordum bak. Ben de bilmiyordum da. Her zaman övünürüz. Evet. Ben de bilmiyordum da 3 sene önce Kırkpınar'da Spor Bakanı'nın ağzından dinlediğim için biliyorum. Adam orada çıktı dedi ki o günkü bakan, size bir müjde veriyorum. Bundan sonra Kırkpınar'da 3 yıl peş peşe baş pehlivan olana devlet resmi lisans verecek. Ne demek yani? Adam 35-40 yaşına gelmiş, Kırkpınar'da baş pehlivan olmuş, hala resmi lisansı yok. Onun için bizim de hiçbir zaman yerimiz olmamış. Niye olmamış? Çünkü aşıklar hak ve hakikatten bahsetmiş. Doğruluktan bahsetmiş, dürüstlükten bahsetmiş. Birilerinin hiç hoşuna gitmemiş bu. Çünkü adam demiş ya sen beni eleştiriyorsun arkadaş.
Ben seni nasıl besleyeyim? Yani hem ekmek vereyim hem kendimi mi taşlattırayım? Halbuki biz kimsenin düşmanı değiliz. Bizim sözlerimizin içerisinde mesajlar vardır. Uyarılar vardır, ikazlar vardır ama maalesef ki insanlar bu uyarıları hakaret olarak kabul ediyor. Şimdi tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. Türkler birçok konularda dünya milletler ailesi içerisinde hakikaten liderdir. Mesela demokrasi konusunda. Alparslan Gazi işte 1071'de Malazgirt zaferini kazandıktan sonra ülkesi için neler yaptığını halkına birebir kendisi anlatmış. Toylarla birebir anlatmış. Mustafa Kemal Atatürk de öyle. Devletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduktan sonra neler yaptığını, neleri hedeflediğini halkıyla birebir konuşmuş. Buna demokrasi kültürü diyoruz. Yani böyle zamanlarda hakikaten Türk milleti altın çağını yaşamış. Evet. Onun için dediklerin çok doğru. Bazı şeyler vardır. Aslında şu algı yanlış. Yanlış bir şeyi söylediğin zaman, şu yanlış dediğin zaman genelde bu tür şeylerde iktidar etkilenir. Halbuki hiç öyle değil. Hiç de öyle değildir. Öz eleştiridir aslında. Öz eleştiridir. Kendini bunlar geliştirir. Tabii. Bunu dinleyen insanlar daha burada böyle bir arıza var veya sıkıntı var, aslı var mı yok mu, yoksa bu insanlar mı yanlış düşünüyor gibi değerlendirmeler yapar. Ama genelde bizim devlet adamlarımız halkının sesine kulak verir. Doğru bir şekilde gidersen, doğru şekilde meramını anlatırsan, Türk devlet geleneğinde doğruyu algılamayacak bir tane bugüne kadar adam gelip geçmemiştir veya yönetici gelip geçmemiştir. Hepsi çok değerlidir. Kesinlikle. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten son cumhurbaşkanımıza kadar hepsi çok değerlidir. Müsaade eder misin? Bir şey söyleyeceksin. Değil şöyle mi söyleyeyim. Özeti bunların bence. Sen alayım mı mikrofonu? Kısa. Çalışmıyorum. Sen gittin, başını aldılar suyun. Oyun oynuyor bizim dışı, ülkemizin dışındaki bazı ülkeler oyun. Onlar oldu koç, biz ise olduk koyun. Güdüyorlar, güdüyorlar ama güttüklerini sansınlar. Bizim devlet adamlarımız da Allah'ın izniyle boş değil. Bizim devlet kıymetli devlet adamı. Sahipsiz değiliz başkanım. Asla. Sahipsiz hocam değiliz. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Ozan Hanım çok teşekkür ediyorum. Bir de biraz evvelki sizin söylediğiniz Mustafa Kemal Atatürk gidişatla ilgili tamim gönderiyor illere. Genelge tamim gönderiyor. Uyulması gereken usul esaslar. Akşehir'den geçerken devrin kaymakamına uğruyor. Mustafa Kemal Atatürk biliyorsun insanlara, kurumlara özel değer veren, herkese insan yaradılanı hoşgörü yaradılanı ötürü insan olarak yaratıldığından dolayı insana insanca bakan, insanca değer veren kaymakama soruyor. Ben bir genelge gönderdim diyor benim adımla. Hani bir genelge. Ülkenin gidişatı ile ilgili, uyulması gereken usul ve esaslarla ilgili. Tabii şimdi onu ayrı ayrı söylememize gerek yok. Kaymakam diyor ki, paşam diyor, ben onu şeylere gönderdim, ilgili yerlere gönderdim diyor. Yani muhtarlıklara gönderdim veya belediyeye gönderdim. Rahmetli diyor ki, ya ben, biz onu gönderdik sizlere, başkentten gönderdik. Siz onları ilgili yere göndermekten ziyade iş önemli, önem arz ediyor. Bizzat diyor kendiniz gidip o insanlarla görüşüp konuyu kendiniz izah edecektiniz diyor. Yani ona göre şey almıştır. Dolayısıyla yani bu önemli devlet adamlarımızın özel havaleden ziyade bazı kesimlerin bizzat gidip konuyu birinci ağızdan
izah etmeleri ikna açısından çok önemli. Tabii onun, yani devlet toplumu veya alt birimleri makamlar eğitir. Yani, asıl makamlar eğitir. Onun için bizzat gidip Atatürk'ün tavrı doğru. Kaymakam gelen Tamimi mahalline gidip bizzat anlatmalı. Öyle diyor. Uygulamalarını da uymalarını da istemeli. İşte devlet böyle büyür. Bugün Selçuklu'yu dünya devleti yapan da, Osmanlı'yı dünya devleti yapan da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünya devleti yapan da budur. Ama ara ara bizde hain yoktur. Bizde biraz zayıf, yönetimde zayıf insanlar vardır. Kötü insan yoktur işin aslı. Zafiyet olanlar vardır. Zafiyeti vardır ve becerisi, öngörüsü o kadar olanları vardır. Hepsi de çok değerli insanlardır. Çok kıymetli hizmetler vermişlerdir. Evet. Kültür dedik. Evet. Kültürden şimdi biz şeye girelim. Ömer Hocam. Efendim. Ahilik, Ahi Evran'a girelim. Girelim başkanım. Ahi Evran bugün toplumdaki en büyük sıkıntılardan birisi. Aynen katılıyorum. Esnaf ahlakı. Aynen katılıyorum. Ahilik geleneklerinden uzaklaşmalar. Yani insanlarımız kusura bakmasınlar ama gerçekten işte aşağı yukarı hepimizin arabası var. Sanayiye gitmeye korkuyoruz. Allah yani, razı olsun. Yani gerçekten korkuyoruz. Allah yani, razı olsun. Burada esnaf odalarına da çok önemli görevler düşüyor. Aslında esnaf olacak insanlara bir ahilik geleneğinin ne olduğunu anlatmak lazım. Bunlara da kuşak bağlayarak o işe başlamalarını sağlamak lazım. Ne dersiniz evet, bu konuda? Şimdi başkanım, nereden başlayalım? Ama siz kısa öz olarak duygularımızla tercüman oldunuz. Ama bunu birazcık açalım. Açalım, tabii. Açalım. Birazcık yani. Açalım. Açabildiğimiz kadarıyla açalım. Şimdi Ahi Evran 1171 yılında İran'ın Hoy kasabasında dünyaya geldiği bilinmektedir. Döneminde, yaşadığı dönemde isim yapmış. Yaşadığı dönemden ziyade 13 ve 14. yüzyıllarda daha sonra ünü daha fazla yayılmış Ahi Evran'ın. Ahi Evran, Horasan, Azerbaycan, İran taraflarında eğitim görüyor. Fakat Ahi Evran'ın ahilik anlayışı dünyanın birçok tarafına yayılıyor. Bak, sadece burada sınırlı kalmıyor. Balkanlara, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, efendime oradan geçelim, Macaristan, buralara yayılıyor Ahi Evran anlayışı. Ahi Evran bilgili bir insan. Kelam, tefsir, fıkıh, tıp, matematik alanında kendisini yetiştirmiş. Çok yönlü. Esas zanaata çok önem veriyor. Zanaatsız kalan toplum organlarından yoksun, insana benzer. Varsa hünerin her yerde var yerin. Yoksa hünerin hiçbir yerde yok yerin. O nedenle insanlarımızın bir de şu var, kalkınmanın ön şartı üretmek. Kalkınmanın ön şartı zanaat alanında yol almak. Bir tane örnek vereyim mesela. İngiltere'de bir uzay mekiği yapılıyor. Bununla bağlantılı olduğunu. İngiliz diline 1500 kelime giriyor. Bir uzay mekiğinden ötürü bakın. Şuna getireceğim. Farz et bir mekanik araç yaptınız. Mucit ürettiniz. O mekanik araçta bir sürü ögeler var, bölümler var, birimleri var. Bunların hepsine isim veriyor. Tanımlamak lazım. Tanımlamak lazım. Evet. Bak ne kadar zenginleşiyor. Zenginleşmenin yolu var. Yani öyle yan gel yat Osmanlı olmuyor bu işler. Neyse, neticede Ahi Evran UNESCO tarafından
2021 yılı Ahi Evran yılı olarak ilan edilip kutlanması öneriliyor. Ayrıca 2021 yılında yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılının Ahi Evran yılı olarak kutlanması üzerine özellikle duruyor. Önemli bir konu. Hep önemli. Dil, tamam dil önemli ama bu da önemli şimdi. Yani bunu da dil öncelikli olur ama dilden sonra da önemli olan. Dile de can suyu lazım. Can suyu lazım. Can bravo. Suyu. İşte o da evet. Dolayısıyla Ahi Evran çok çalışmalar yapıyor. Bilgili teşkilat kuruyor. 23 tane teşkilatın bir çatı altında toplanarak ortak çalışmasını sağlıyor. Ahi Evran eserlerinde şeyi öne alıyor. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, garip kuraba düşkünleri koruma, kollama, onları her fırsatta destekleme, yardımda bulunma. Artı Ahi Evran insanların yaşadığı dönemde insanların mutlaka beceri sahibi olmaları, üretmeleri, sanat sahibi olan insanların kendisiyle barışık olma, kendini gerçekleştirme, kendisine özgüveni fazladır. Öyle değil mi? Sanat sahibi olan insanlar toplum içinde daha itibarlıdır. Ekonomik durumu iyidir. Saygındır. Çünkü bizim milletimizde genel manada önce ve Ahi Evran'dan sonra sanat, zanaatçıya çok özel önem verilmiştir. Kalkınmada onların katkısı fazla. Neticede Ahi Evran Türk İslam Birliği'nin kurulmasına da özellikle gayret ediyor. Hocası Fahrettin Razi'den akli ve nakdi ilim alıyor, faydalanıyor. Hatta hocası, o özel bir konu, kızını falan veriyor dürüstlüğünden. İyi, zaten iyi insan. Onu demek istiyorum. Bütün temelinde yatan dürüstlük ve samimiyet. Şimdi tabii burada bu Ahi Evran'ın ve bir takım çalışma sistemlerinden bahsettiniz. En önemlisi de şu. Yetiştirdiği talebelerini Anadolu'nun değişik bölgelerine gönderiyor. O insanlar orada hepsi bir ocak yakıyor. Yani bir ateş yakıyorlar. Etrafta Müslüm, gayrimüslim, Türk veya gayri Türk kimler varsa bunlarla hem o zanaatı öğretiyor hem Türk kültüründen onların istifade etmelerini temin ediyor. İslam'ı tanıtıyor. Yani onların çalışma sistemleri bir yerde Anadolu'nun Türkleşmesinin, İslamlaşmasının da önünü açıyor. Kesin. Onların talebelerinin gönderdiği öğrencilerin en önemli işlevleri de zaten bu. Buyur abi. Evet. Dolayısıyla Ahi Evran kendisi de sanatla uğraşıyor. Kayseri'de dericilik sanatını icra ediyor. Deri üzerine çalışıyor. Daha sonra tabii Kırşehir'e gidiyor. Kırşehir'de. Orada kendisi adına, yanılmıyorsam, ifadeyi yanlış kullanmayayım, terimleri seçmek lazım, bir külliye veya bir şey yapılıyor, dergah. Olabilir. Yani onu evet, yanlış var, ifade kullanmaktan olabilir. İmtina ederim. Var. Orada şey yapılıyor. Fakat öyle oluyor ki zamanla Ahi Evran'ın bazı eserleri de kayboluyor. Olabilir. Dönem dönem, her dönemde zaman zaman böyle topluma liderlik yapan, topluma önderlik yapan, insanlara ufak tefek istemeyenler normalde olur. İnsanlık hali bu. Tabii ki. Tabii. İnsanlık hali. Mesela Hacı Bektaşibel'de de olmuştur bu. Bir takım eserleri kaybolmuştur. Ahi Evran'ın bir takım eserlerinin kaybolduğu rivayet ediliyor. Bu konudaki araştırmacılar tarafından. Ama her şeye rağmen Ahi Evran'ın kısa ve öz olarak özetleyecek olursak, sanata, ahlaka, ilme,
insanlığın oluşmasına, insanların bir toplum olarak yaşamasında tavsiye ve önerilere her zaman topluma rehberlik yapmıştır. Toplumun kendine olan güvenini arttırmıştır. Toplum onun görüşleriyle sosyalleşmiş ve daha insanca yaşama düzeyine özet olarak söylüyorum. Ana fikir olarak söylüyorum. Ahi evrandan çok istifade etmiştir bizim milletimiz temelden itibaren. Çok istifade etmiş, yararlanmış her yönden. Günümüzde de inşallah ben şunu sizin söylediğinize katılıyorum başkanım. Canı gönülden katılıyorum. Yine öz eleştiri olacak belki bu. Hakikaten sanayilere gittiğimiz zaman bazen insanların iletişimi, ahlakı hakikaten insanı düşündürüyor. Ben söylerim bunu haddim olmayarak. Ya Ahi Evran gibi bir kişi veya Ahi Evran sistemi tekrar uygulansa bunlar bu. Meslek hayatımda da çok bahsederdim bak. Ahi Evran'dan bahsederdim. Şimdi kısa geçtim. Dedik ya sevgili hocam. Ha. Altındaki ana temel dürüstlük ve samimiyet. Kesinlikle. Eğer dürüstlük ve samimiyet yoksa hangi tür işi yaparsa yapsın kişi ondan her türlü melanet beklenebilir. İnsanlar çok şeyler söylemiş. Bazısı anlamış, anlamamazlıktan gelmiş. Yani maddenin mananın yerini aldığı bir yerde hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Çünkü manaya inanmayan adam maddenin zaten esiri olmuştur. Madde için de yapamayacağı şey yoktur. Aynı dönem yaşamışlar. Birisi Erzurum'da yaşamış, birisi Kayseri'nin Gebze'de yaşamış. İki tane usta, Allah mekanlarını cennet etsin. Erzurumlu diyor ki... İsimleri var mı bunların? Tabii. Erzurum'daki erbabı, Develdeki Seyrani. Ha, adını deli koymuşlar Seyrani böyle zaten. Olmuş. Erzurum'daki diyor ki, şimdiki zamanda 70'lik nenem ister ki altından kaplansın sinem. Deseler ki paralıdır cehennem, atını cennete süren olur mu? Adam maddenin peşine koşuyor. Kayserli dağırını söylemiş. Diyor ki, kul Seyrani aşıkların ötesi kul beşerdir. Mutlak olur hatası. Zengin Ermeninin yağlı ketesi kaypak Müslümanı dinden çıkarır demiş. Harika ya. Evet. Onun için madde ön plana çıkarsa, kişi maneviyattan uzaklaşırsa, ondan hiçbir şey, adının ne olduğu, kimliğinin ne olduğu hiç önemli değil. Rahmetli Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki, bir memleketin gidişatını öğrenmek için sanatçıların icraatına bakınız. Sanatçı toplumun kanaat önderidir. Ama o kadar tartışma konusu var ki kim sanatçı, kim değil. Bunları bugün ayırt etmek zor. Şimdi sen sanatçı mısın Ozan'ım? Ben halk Ozan'ım. Ben sanatçı değilim. Ben sanatçının senin... üstündeyim. Yok yok. Ben o anlamda demedim. Şimdi devlet katında sen nesin? Devlet katında ben sadece müzeleri gezmek izniyle kart verilmiş bir insan. Şair Ozan yazmışlar. Kartıma da ben sana 10 tane şiir veriyorum. Gidiyorsun diyorsun ki ben şairim. İşte de şiirlerim. Aynı kartı sen de alıyorsun. Bunun bir kantarı yok. Terazisi yok. Oradaki insanların beni tartacak gücü de yok. Ben Türkiye'nin çok büyük profesörleriyle oturdum kalktım. Adam geliyor bize jüri başkanlığı yapıyor. Ben sahnede atışma yapacağım. Vatandaşı biri diyor ki işte temsilde hata olmaz. Abdullah Osman çık aşıklara bir kafiye ver. Bu profesör kalkıyor diyor ki efendim kusura bakmayın ben hazırlıksız geldim. Bana kafiye vermeyi bilmeyen adam bana jüri başkanlığı yapıyor. Pardon. Evet. Yani. Ben de ne profesörü diye soracaktım da. Edebiyat profesörü bunların hepsi de. Onun için bakın Antalya'da yaşıyoruz. Türkiye'nin ünlü üniversitelerinden birisi var. Tanıdığım birçok burada edebiyat hocası var. Diyorum ki bölüme gücün yetmeyebilir. Götür beni dersine sok, sınıfına sok ya. Edebiyat talebesi bir canlı ozan dinlesin. Biz ne yapıyoruz, ne söylüyoruz, ne çalıyoruz. Bunu bile yapamıyorlar. Yalnız bu milletin unuttuğu bir şey var. Türkiye'de üç şeyin reklamı yoktur ama hep vardırlar.
biri yün çorabı, biri tereyağı, biri de aşıklar. Çünkü bunlar bu milletin öz malıdır, kendi malıdır, katkısızdır. Yün çorabı, tereyağı, aşıklar. Bunlar hep var olur. Ha, zirveye çıkmaz, alçak sürünür, yerde sürünür ama hep var olurlar. Türk milleti var oldukça ozanlık yani, geleneği de devam edecek. Şimdi başkanım, buyur. Müsaade ederseniz, tabii, buyur. Çok uzatmadan. Ahi Evran'la ilgili birkaç daha kelam söyleyeyim. Tabii, buyur. Şimdi, siz o bölgeyi bilirsiniz. Bizim yaylaya çok geldiniz, sağ olun. Tabii. Torosların başında, en ücra yerlerde siz 30 senedir en azından Duman, bir kültür. Dumanlı yaylasında ilk program yayla toyu yapılmadan bir önceki yıl toy yeri tespit etmeye gittik. Bu vesileyle ben de rahmet anmak istiyorum. Rahmetli Mustafa Kaya. Allah rahmet eylesin. Şimdi AK Parti milletvekili Kemal Çelik. Evet. O zaman genel müdürdü. Orköy genel müdürü Dur Hasan Koca. Biz toplu Dumanlı köyüne gittik. Oradan da toy alanını tespite gittik. Bizim o zamanki tespit ettiğimiz, belirlediğimiz yer değil de onun yakın bir yerinde yapıyorlar şimdi sizkiler. Şimdi ben o zaman bir ufak yolla haddim olmayarak bir sitem etmiştim. Memleketin insanları Toroslarda kültürünü yaşar. Kültürden sorumlu biz devlet adamlarımızı pek eleştirmem. Ben eleştirmem. Bu kolay değil devlet adamlığı. Yani ona saygı duyarım. Ama bazen de tatlı sitem olur mu? Olur. Memleketin insanları Torosların zirvesinde öz kültürünü yaşar. Kültürden sorumlu yetkililer bu işe şaşar diye bir yazı yazmıştım o zaman. Şimdi siz o dönemlerde, siz Toroslarda özellikle bu konudaki hizmetiniz takdire şayandır haddim olmayarak. Ben takip ediyorum sizi önceden de. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Şunu anlatacağım. Şimdi bu Ahi Evran'ın hizmetleri özellikle Anadolu'ya yaşayan Türkmenler, yerleşik hayata geçmemiş, göçebe, hayvancılıkla hayatını iştigal ettiren, idame ettiren insanlara onların toplu yaşaması, meslek sahibi olması, iş sahibi olması, üretmesi, çiftçilik, tarım, aklınıza gel. Hep bu konularda da özellikle şey göstermiş, fedakarlık göstermiş, önderlik yapmış. Hatta bizim yayla Beyşehir Gölü'nün kenarında Kubatabat Sarayı vardır. 60 yıldır orada şey çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmaları. Programımızın sonuna doğru geldik Ömer abi. Bitiriyorum. Şimdi birinci Alaaddin Keykubat o dönemlerde etkili, yetkili. Alaaddin Keykubat bir şekilde zehirleniyor. Her dönem insanın olduğu yerde oluyor. Daha sonra ikinci Keyhüsre ve Selahaddin söyleniş o. Köpek adında bir vezir. Paşa. Paşa. Bunlar özellikle o bölgede yaşayan Türkmenlere büyük sıkıntı veriyor. Ciddi sıkıntı veriyor. Hatta Ahi Evran Konya'da cezaevine falan giriyor o zamanın şartlarında. Daha sonra Celaleddin Karatoy isminde. Karatay. Karatay. Karatay medreseler de var. Oradan geliyor. O kişi yetkili olmuş. O kişinin yetkili olmasından sonra o bölgedeki insanlar daha rahat, daha huzurlu bir yaşantıya kavuşmuş onun sayesinde. Böyle sıkıntılı dönemler de olmuş o dönemlerde, her dönemde olduğu için. Bunu da ilave ettim. Teşekkür ediyorum. Evet, Ozan'ıma dönelim. Ozan'ım, programımızı senin güzel bir deyişinle, sazınla, sözünle kapatalım istiyoruz. Bayram, bayram. Ben programımızın sonuna geldik. Yarın bayram. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Ağız tadında bir bayram olsun inşallah. İnşallah. Sevgili başkan. Bu şekilde veda edelim. Ozan'ımızın sazıyla, sözüyle veda edeceğiz. İnşallah dinleyiciler memnun olmuştur. Herkese hayırlı akşamlar dilerken Ramazan bayramını bütün dünya insanlık alemine hayırlara vesile olması dileğiyle Yaradan'dan niyaz edelim. Sadece bize değil. Çünkü
Sadece bizim huzurlu olmamız dünyayı huzurlu yapmıyor. Dünya huzurlu olacak ki biz de huzurlu olalım. Çünkü komşunu ağlarken sen gülemiyorsun. Onun için inşallah bütün dünyaya barış gelir, huzur gelir. Rabbim tekrarını nasip etsin. Daha güzel günlerde buluşmak üzere. Herkese şimdiden hayırlı geceler, hayırlı bayramlar diliyorum ve yine Erzurum'un yetiştirdiği Efe'nin can bulacağını anını bayram o bayram ola türküsüyle kapatıyoruz. Sürçülisan ettik ise affola. Can bula cananını bayram o bayram ola bayram o bayram ola bulbula kufranını bayram o bayram ola bayram o bayram ola bulbula kufranını bayram o bayram ola bayram o bayram ola Kaça def ola müminler saf saf ola müminler saf saf ola tüm günahlar affola bayram o bayram ola bayram o bayram ola Derdi olan ahlana, derdi olan ahlana Korkak kaça saklana, korkak kaça saklana Tüm Türkiye şahlana, bayram o bayram Ola bayram o bayram